Kablosuz kulaklık denildiğinde artık piyasada çok fazla seçenek var. AirPods Pro ile yaşadığım olumsuz deneyimleri anlattığım videoda birçok kullanıcının da benzer sorunlarla karşılaştığını gördük. Bir süredir kendime uygun kulaklığı bulabilmek için farklı seçenekleri test ediyorum. Bunlardan sonuncusu da Samsung'un yeni piyasaya çıkardığı, kısa bir süre önce piyasaya çıkardığı Samsung Galaxy Buds Pro. İlk inceleme ve kutu açılış videolarını sizlerle paylaştığım Samsung Galaxy S21 Ultra. Daha doğrusu Galaxy S21 serisiyle tanıtılan bu kulaklık sunduğu özelliklerle AirPods Pro'nun karşısında oldukça güçlü bir rakip olarak yer alıyor. Evet, her ikisi de aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ve her ikisi de filmleri daha sürükleyici bir hale getirmeyi hedefleyen uzamsal ses desteği sunuyor ve 5 saate uzanan pil ömürleri var. AirPods Pro incelemesini daha önce sizlerle paylaştım. Yaşadığım bağlantı sorunlarından da o videoda bahsetmiştim. İzlemek isteyenler için yukarıya kartlara videoyu bırakıyorum arkadaşlar. Peki Galaxy Buds Pro nasıl bir kulaklık? Fiyatını hak ediyor mu? Benzer sorunları Galaxy Buds Pro'da yaşadım mı? Sanırım ilk söylemem gereken şey yaklaşık bir aydır kullanmakta olduğum bu kulaklıklardan birçok açıdan memnun kaldım. Bir kere AirPods Pro'da yaşadığım o meşhur bağlantı sorununu Buds Pro'da hiç yaşamadım. Bu benim için önemli bir konu. Şayet o videoyu izlediyseniz zaten bunun nasıl tatsız bir duruma yol açtığını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Buds Pro'nun tasarım tarafında Samsung'un daha önceki kulaklıklarına göre biraz değiştiğini söyleyebiliriz. Ve yine bu kulaklıklarda kendine özgü bir tasarıma sahip. Daha önceki videolarda da Samsung'un tasarım konusunda her zaman özgün olduğunu zaten söylemiştik. 3 farklı renk seçeneğine sahip olan ve silikon uçlara sahip olan kulaklık. Kontrol için dokunmatik algılamadan yararlanıyor. Kulaklıkların her biri 6.3 gram ağırlığında. Şarj kutusu da diğer kulaklıklara kıyasla çok daha ergonomik ve taşıması bence daha kolay. Bu arada tasarımla ilgili bir konu. Bilmiyorum, benim gibi kulaklık kulağında unutup da üzerini değiştirenler varsa AirPods Pro'da şunu sürekli yaşıyorlardı. Tişörtünü değiştirdiğinde o kulaklık uçar gider bir yerlere kulağında unutuyorsan. Sen şu anda kullanıyorsun mesela, yaşıyor musun onu? Her gün. Her gün. Şimdi bunun bir çıkıntısı yok gibi. Farkında mısın? Biraz da uzaylı böyle bir şeyi var değil mi? Hayır, artık hoş bir tarafı var yani. İlk zaman alışmakta belki güçlük çekebiliyorsun, farklı geliyor ama mesela şunu gördüğünde Samsung olduğunu anlıyorum. Bu da önemli aslında. Ama mesela bunda böyle bir çıkıntı yok ya, hani bir yekpare böyle sanki kullanan bir devamı gibi bir durum olduğu için. Tişörtünü değiştirirken, üzerini değiştirirken vesaire, kapşonu takıp çıkarırken ya da maskeyi çıkarırken, bunları hep yaşamışızdır diğer kulaklıklarda, bir şekilde bu kulaklığın düşmesine neden olmuyor bu durumlar. Bu yüzden avantajlı. Tasarımın getirdiği bir avantaj aslında. Tasarımla ilgili bir taraf mı bilmiyorum. Aslında bir teknik özellik ama tasarımla da ilgili olduğu için belki şu an yeridir söyleyelim. IPX7 sertifikasına sahip olduğu için bu kulaklıklar suya karşı şu anda benim kullandığım, şu ana kadar kullandığım kulaklıkların tamamından daha dayanıklı bir yapıya sahip. Terleme ve yağmur altında kullanımda ya da ıslak elle dokunmada herhangi bir tedirginlik ya da endişeye kapılmıyorsunuz. Samsung Galaxy Buds Pro almak için bilmem kaç neden videosu çekecek olsam ilk sıraya, ilk iki sıraya aktif gürültü engellemeyi ve IPX7 sertifikasını koyarım. Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü kulaklıklar, önceki nesil kulaklıklar IPX2 ve IPX4 seviyesinde suya dayanıklılık sunuyordu. Bu değerleri açıklamak gerekirse birkaç damla yağmur, birkaç yağmur damlası ya da birazcık terlemeye karşı dayanıklı yapıda kulaklıklardı. Daha önceki modellerden bahsediyorum. Fakat çok aşırı bir yağmura, şiddetli bir yağmura maruz kalmak ya da çok terlediğiniz egzersizler yapmak aslında kafalarda soru işareti bırakabiliyordu daha önceki sertifikalar için. İşte Samsung Galaxy Buds Pro'da Samsung 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklılık sunan kulaklıklarla karşımıza çıkmış oldu. Bir diğer özellik de aktif gürültü engelleme, ki bu kulaklık alırken kullandığım kulaklarla ilgili özellikle Instagram'dan çok fazla sorduğunuz bir özellik arkadaşlar. İşte aktif gürültü engellemesi nasıl, aktif gürültü engellemesinden memnun musunuz diye. Geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy Buds Live kulaklıkta teknik olarak aktif gürültü engelleme özelliğine sahipti. Ancak tasarımı kulak kanallarını bu model kadar kapatamıyordu. Haliyle çok verimli bir gürültü engelleme söz konusu değildi. Buds Pro'da bu konuda büyük geliştirmeler yapılmış. Bunda tasarımın da etkisi büyük. Silikon uçlar sayesinde kulağa tam olarak oturan Buds Pro'nun her birinde 3 mikrofon yer alıyor ve dış sesleri analiz etmek için de birlikte çalışıyorlar. Yazılımsal tarafta yapılan iyileştirmeler de gürültü engelleme özelliğini çok daha iyi bir hale getirmiş. Özellikle şeffaf mod ve yani dışarıyı duyduğunuz mod ve gürültü engelleme modu arasındaki geçiş inanılmaz başarılı. Samsung bunu ses algılama olarak adlandırıyor ve diyelim ki gürültü engelleme modu aktif. Konuşmaya başladığınızı varsayalım. Karşınızdakine bir şey söyleyeceksiniz. Herhangi bir müdahale ile işte kulaklığa dokunmanız ya da buradan kapatmanıza gerek yok. Direkt o 3 mikrofon sayesinde sizin konuştuğunuz ya da karşınızdaki size bir şey söylüyorsa onun konuşması algılanıyor ve kulaklık otomatik olarak şeffaf moda geçiyor. Böylelikle sizin ekstra bir işlem yapmadan şeffaf mod ile gürültü engelleme modu arasında geçiş yapmanız sağlanıyor ki günlük hayatta inanılmaz faydalı bir özellik. Sürekli işte birisi konuştuğunda kaçırıp tekrar şeffaf modu
açıp vesaire bir şeyler yapmanıza gerek yok ya da dokunarak müdahale etmenize gerek yok. O an bir konuşma başlıyorsa kulaklık bunu kendi başına algılayıp modunu değiştiriyor. Gürültü engellemeye ek olarak eller serbest Bixby modu ve kulaklığımı bul özelliği de yine Samsung Galaxy Buds Pro'da karşımıza çıkıyor. SmartThings uygulamasının içinde yer alan SmartThings Find uygulaması çevrim dışıyken ya da cihazın bağlantısı kesildiğinde bile kulaklığınızın nerede olduğunu bulmanızı sağlıyor. Ayrıca birden fazla Galaxy ürününüz varsa otomatik geçiş özelliği sayesinde Buds Pro'yu cihazlarınız arasında sorunsuz bir şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin Samsung Galaxy Tab S7 Plus üzerinde bir film izliyorum ya da müzik dinliyorum. Bu sırada bir arama geldiğinde otomatik olarak telefondaki aramayı yanıtlayıp oraya geçip daha sonra görüşme bittikten sonra tekrar Tab S7 Plus'la müzik dinlemeye devam edebiliyorum. Bu arada Tab S7 Plus'la telefonu yanıtlayabiliyoruz. O da ayrı bir konu aslında, bir ekosistemle ilgili bir konu. Birçok insan bilmiyor ama Samsung'un kendi ürünleri arasında birçok şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Belki buna farklı bir videoda ayrıca değiniriz. Her bir kulaklıkta 11 mm woofer ve 6.5 mm tweeter'dan oluşan bir çift sürücü sistemi yer alıyor. Yaklaşık bir aylık deneyimlerim sonucunda kulaklığın dengeli bir ses kalitesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Hem spor yaparken hem görüşme yaparken telefonla konuşurken iç ve dış ortamda yetersiz olduğu bir an hatırlamıyorum. Aynı şekilde kalabalık ve gürültülü ortamlarda da oldukça verimli bir performans elde ettiğimi söyleyebilirim. Özellikle havaalanında ya da işte çekim ortamlarında telefonla konuşurken o sıra bir prova yapılıyorsa bu kulaklık benim bugüne kadar tüm ihtiyaçlarımı karşıladı. Ya satın alan birçok kişiyi oldukça tatmin edeceğini düşünüyorum kulaklığın. Yani piyasadaki rakiplerine kıyasla baktığımda çok doyurucu bir sesi var. Fakat ben çok yüksek en son seste pek dinlemedim. Hani son sesteki kaliteyle bazen o bir tık altındaki kalite farklı olabiliyor. Ben çok yüksek seslerde zaten sağlık açısından da önerilmediği için dinlemeyi tercih etmiyorum ama yüksek seslere çıktığımda çok sesli ortamlarda da oldukça iyi bir performans elde ettim. Fakat netlik çok az da olsa en üst seviyeye çıktığınızda fark edebilir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi son kullanıcı tarafında benim deneyimlerime göre oldukça iyi bir performansı var. Rakiplerle fiyatları falan da karşılaştırıyorum. Tercihin ne olur derseniz hani para verip alırken ben şu anda Samsung Galaxy Buds Pro'yu tercih ederdim. Dileyenler Samsung Wear uygulamasını kullanarak cihazın equalizer ayarlarına müdahale edip istediği ses tonlarına ulaşabilir. Sinema benzeri çok kanallı ses sunan 360 ses sistemi isimli bir özellik de bu kulaklıkta yer alıyor. Samsung bu özelliği henüz kullanıma açmadığı için inceleme videosunu şu an izlediğiniz videoyu çektiğim 4 Şubat tarihinde bunu deneyimleme şansım olmamıştı ama bununla ilgili güncellemeler geldikçe, bu özellik kullanıma açıldıkça bununla ilgili yeni bir video ya da Instagram paylaşımları yaparım. Samsung'un bu konudaki bu özellikle ilgili iddiası kullanıcıyı adeta sesin merkezine yerleştireceği ve içerikleri daha sürükleyici hale getireceği yönünde. Normal şartlarda ses SPC ve ACC kodekler üzerinden iletiliyor. Fakat Samsung'un ölçeklenebilir kodeğini destekleyen bir cihaza, yani bir Samsung tableti ya da telefona sahipseniz daha iyi bir ses kalitesi elde edebiliyorsunuz. Ben şimdi bu kulaklığı birçok cihazda kullanıyorum. Farklı cihazlarla da kulaklığı test ettim. iPhone 12 Pro ile test ettim, iPad Pro ile test ettim, MacBook Air'de kullanıyorum. Birçok farklı cihazda bu kulaklığı kullanıyorum. Aktif olarak kullanıyorum. Şu anda günlük kullandığım telefon S21 Ultra olduğu için S21 Ultra'da daha çok kullanıyorum. Tab S7 Plus'ta yine yoğun şekilde kullanıyorum. Ben müziği iPhone'da dinledikten sonra S21 Ultra'ya geçiş yaptığımda bu kalite farkını hissediyorum. Daha kaliteli bir ses elde edebiliyoruz. Fakat bunu şöyle düşünmeyin. iPhone'da kötü bir deneyim yok. Sadece S21'e yani Samsung bir ürüne geçtiğimde daha iyi, daha kaliteli bir ses elde ettiğimi fark ettim. Diğer farklı cihazlardaysa yine o kaliteli, dengeli sesi alabiliyoruz. Kameranın arkasında duran Ali ve birkaç farklı, yine ekipten birkaç farklı kişi daha bir fark olmadığını söylüyor. Ama siz onlara değil bana güvenin. Bence Samsung'a geçtiğimizde Samsung ürünlerinde bir tık daha kalite artıyor bu kulaklıkta. Çünkü ben sürekli dinliyorum. Yani sürekli cihaz arasında geçiş yapıyorum. Onlar sadece bir fark var mı diye baktılar. Kısacası Samsung olmayan bir cihaz kullanıyorsanız, farklı bir cihaza bağlayarak kulaklığı kullanıyorsanız her ikisi de kayıplı kodekler olan SPC ve ACC üzerinden ses iletilecektir. Bu Samsung'un ölçeklenebilir kodek kullanan cihazlarında, örnek verecek olursak Samsung Galaxy S21 Ultra'da ve Google Pixel 3 gibi SPC kodek kullanan cihazlarda belirgin bir ses farkı olduğu anlamına geliyor. Tabii söz konusu bir kablosuz kulaklık olduğunda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de mikrofon performansı. Buds Pro rakipleriyle kıyasladığımızda kesinlikle altta kalmayan bir performansa sahip. Fakat ben hangi kulaklık kullanırsam kullanayım, özellikle yürüyüş sırasında biraz böyle sesin geriden geliyor gibi bir geri bildirim alıyorum. Bunun Samsung Galaxy Buds Pro'da birazcık daha minimum seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yani kulaklıktan konuştuğumu anlamayanlar oldu ama aslında hissediyorsunuz yani. Özellikle kapşonlu falan bir şeyler taktığınızda ve maske varsa o sesin uzaktan gelmesi karşı taraf tarafından hissediliyor. Uzaktan geliyor sesin, çok geriden geliyor gibi. Bunu da onu çok aldım hatırlamıyorum ama hani fark edildiğini biliyorum yani. Bu nedenle tüm markaların mikrofon konusunda biraz daha ilerleme kat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu mikrofonun iş görmediği anlamına gelmesin. Ben gün boyu aslında bu kulaklığı mikrofonunu kullanıyorum ve hiç problem yaşamıyorum. Özetlemek gerekirse hem ses hem de mikrofon kalitesi beklentileri karşılayan, hatta birçok son kullanıcı için beklentilerin üzerinde bir seviyede. Yaklaşık
yaklaşık 5 saatlik pil ömrü sunuluyor. Fakat şarj kutusuna takıp şarj ettiğinizde toplamda 17-18 saate ulaşabiliyorsunuz. Ve hatta aktif gürültü engellemeyi kapatırsanız, kapalı kullanırsanız 20 saati görmeniz de mümkün. USB-C portu üzerinden hızlı şarj desteğine sahip olan kulaklık 5-10 dakikalık bir şarj sonrasında 1 saatlik bir kullanım süresi sunabiliyor. Kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Tabii bu tahmin edeceğiniz gibi kablolu şarja göre daha yavaş. Mesela uçaktasınız, şarj cihazınız yanınızda değil, kulaklığı kullanıyorsunuz ve işte pili bitti, şarj kutusunun da pili yok. Telefonunuzun kablosuz güç paylaşımını açtığınızda şu şekilde kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz. Aynı şeyi saatli de çok kullanıyorum bu ara. Mesela şarj cihazı yanında yoksa telefonla şarj edebiliyorum. Bunu kulaklık içinde yapabilmek, acil durumlarda telefondan şarj edebilmek bence güzel bir özellik. Bunlar aslında evet kablosuz şarj özelliği birçok kulaklıkta var. Fakat telefonun böyle bir özelliği olması burada önemli bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında ben bunu şu an günlük kullanımda çok yoğun kullanıyorum arkadaşlar ve yani şikayetçi olduğum bir durum olursa zaten emin olun bunu Instagram'da ya da farklı videolarda mutlaka sizlerle paylaşırım. Şu anda güzel bir deneyim elde ediyoruz. Herhalde Ali uzun zamandır kullandığı bunu görüyorsun değil mi? Son birkaç haftadır hep bu var. Ve çok da keyif alıyorum. Bence fiyat performans oranına baktığımızda tercih edilecek ürünlerin başında geliyor Samsung Galaxy Buds Pro. Siz de bu kulaklıklarla ilgili deneyimlerinizi, kullandığınız kulaklıkları ve Samsung Galaxy Buds Pro ile ilgili soru ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.